bir hakikati zikretmek lazım. Bu şehirde kitap okuyan insanlar çok azdı. Çünkü öyle gençler geliyorlar, baktığınız zaman şiir gibi bakıyor, şiir gibi duruyor ama şiirden çok uzak yaşıyor. Onun için şiire ve edebiyata yakınlığı olmayan şehrin insanları olarak değerlendiriyorum. Ha, istisnalar kaideyi, umumiyeyi bozmaz. Elbette ki şiir sever, türkü sever insanlarımızda mutlak vardır. Onları tenzih ederim. Şimdi dedim ya, ben gurbet çocuğuyum ve bir gurbetçi çocuğuyum. Benim babam uzun yıllar Almanya'da kaldı. Tabii baba hasretiyle büyüdük. Keza ben yatılı okudum. Şehir dışında, başka bir şehirde, Nevşehir'de yatılı okudum. Yatılı okuduğum yıllarda bir meşgalem olsun istedim. Ve Mehmet Akif'in Safahat kitabı elime geçti. Ben o safahatı hemen hemen hıfzettim, ezberledim sanki. Çok sevdim. Hocalarım bazen bana derlerdi ki, ya evladım lütfen şiirden uzak kal. Çünkü şiir bizim anlayışımızda, yani İslami anlayışımızda pek yer bulmaz demişlerdi. Fakat ben ne hikmetse şiirden kopamadım. Yani şiir benim dünyam oldu. Çünkü yüreğiniz yaralı, memleketinden uzaksınız. Bir de babanız gurbetten gurbete gitmiş. Yani hazin bir durum. Onun için ben şiirle bütünleştim. Şiire adadım kendimi. Benim ikinci adresim şiir oldu. Siparişte şiir yazılmaz. Bir ilham periniz mutlaka olacak. O da gönlünüze düşer. Bilahare kitapları anlatırken ben ondan da bahsedeceğim inşallah. Ama şu bir gerçektir. Şiir yazmak için önce naif bir yüreğiniz olacak. Yani insanları seveceksiniz. Ben sağlık kurumuna girdiğimde ilk kapıdan girer girmez oradaki nezaret eden, bekleyen görevli arkadaşa güzel insan nasılsınız dedim. Bu çok hoşuna gitti. Ve bugüne kadar sağlık müdürlüğünde elhamdülillah herkes birbirine güzel insandır. Yani bu güzel insan sözcüğünü bir nevi herkese önermiş oldum. Daha sonra biliyorsunuz 2023'te çok şiddetli bir deprem meydana geldi. Güney illerimizden 10 ili etkiledi. O dönemlerde ben çok yoğun bir hastaydım. Yatağımdaydım. Bir baktım ki, dinliyorum tabii, duyuyorum. İnsanlar grup grup Maraş'a gidiyorlar. Antep'e gidiyorlar. Antakya'ya gidiyorlar. Efendime söyleyeyim, kilise gidiyorlar. Sair illere gidiyorlar. Osmaniye'ye gidiyorlar. Ve orada hizmet kervanına katılıyorlar. Yani kimi bakkalsa bakkaliyesini taşıyor. Kimi manavsa manavını taşıyor. Kimi lokantacıysa mutfağını taşıyor. Onları görünce dedim ki, ya Rabbi, ben sağlıklı olsaydım şimdi ben de orada olurdum. Ama gidemiyorum. Peki ne yapabilirim? Yahu dedim, bu insanları teşvik amaçlı şiirler yazayım. Ve aldım kalemi elime. Bütün şair kardeşlerimi haberdar ederek, dostlarımı, çok güzel bir kitap oluşturduk. Evet, Deprem Şiirleri Güldestesi. Ad altında bir güldeste hasıl oldu. Meydana geldi. Çok muhteşem bir kitap. İçerisinde 93 tane şairimizin de şiirleri var. Muhteşem bir kitap. İsterseniz öncelikle bu kitaptan bir şiir okuyalım. Evet. Bilahare devam ederiz. O gece malumunuz çok ağır bir geceydi ve dünyanın da yardım edelim diye ülkemize geldiği bir geceydi. Ben de içim yanıyor anne diye o gün bir iki tane şiir yazdım. Ben son yazdığım şiiri burada yorumlamaya çalışayım. İçim yanıyor anne. Gece saatin 4'ü, kıyamet koptu sanki. Çiçekler boyun bükmüş, güller kanıyor anne.
yer yerinden oynadı. Gök yarıldı inan ki. Ne de kimse kimseyi görüp tanıyor anne. Süreyya şiirim de nasıl oluştu? Yine Maraş'tan çok sevdiğim bir arkadaşım vardı. Ahmet Süreyya Durna. Biliyorsunuz Süreyya gökte yıldızdır. Ona bir şiir yazdım. Çok sevdi. Dedi ki Halit hocam devam edin lütfen. 1-2-3 olsun. Tabii 1-2-3 olup devam ederken şiir Süreyya rahatsız oldu. Neden? Çünkü Süreyya hem müzekker hem müennes. Yani hem erkek hem dişi. Yani erkek ismi de konabilir Süreyya, bayan ismi de konabilir, kız ismi de konabilir. Onun için şiir ilerledikçe evrildi. Evrilince Süreyya dedi ki ben istemiyorum, bana yazma. Zaten sana değil dedim. Süreyya gitti başka yöne. Ve öylelikle bir Süreyya'ya bir tahayyül ettiğim böyle tecessüm etmemiş, hayat bulmamış bir Süreyya'ya yazmış olduğum 101 tane şiir. 101 tane. Bu dünyada bir ilk. Bunu ben özellikle buradan arz ediyorum. Siz de bunu mutlaka anons edin. Dünyada bir ilk, benzeri yok. Neden? Bir sevdaya, hayal ettiğiniz bir sevdaya 101 tane şiir. Nerede? Peki 101. şiirin konusu nedir? 101. şiir, 101. şiir bütün Türkiye'yi, 81 ili Süreyya'yı alarak yanına geziyor. 81 ili, 01 Adana'dan başlayarak 81 ili dolaşıyor. Böyle özel ve güzel bir kitap.